Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kıynamı sadıklanlar ekranımızı bozsun. Wuhan virüsü bilen küzdüş astığı eğlenğallar 150 mağdan açtı. Wuhan şehirde oturğa çıkan ve Xitay'nın her kaysi caylarına tiz süratte tarqalgan Wuhan virüsü bilen ölgelerin sani Xitay eylan kılgan rakamda 361'e çıktı. Xitay Memleketlik Sahiye Komitetinin Wuhan virüsü hakkında eylan kılgan yazım bayanatıga asaslanğanda virüs bilen yukumlanğan kişilerin sani 17205'e çıkan bulup, bunların içinde 2296 yukumlanğıcının ahvali iğir iken. Virüs bilen yukumlanğanlıktan guman kılıngan kişilerin sani 21558, küzdiş astığı eylanğanların sani 152700 bolğan. Hong Kong'da Wuhan virüsü bilen yukumlanğanların sani 15'ke, Aumende 8'ge, Tayvan'da 10'ge çıkkan. Yeni bir tarafdan, Xitay'nın Hubei ölkesinde 337 nefer hükümet emeldari yukumluk keserlik apetige karşı köleşti boşanlık kılış bilen ayıplanıp cezağa tartılğanlıkı. 6 kişinin vazifesinden elip taşlanğanlıkı uxtırılgan bolsa mı, bırak kalğanlarga kaysı xil cezalarının berilgenliki hakkında hiç kandaq malumat berilmedi. Rusya Xitay bilen öz ara vizsiz sayahat kelişimini emelden kaldırdı. Rusya sayahat maksadı yolu koyulgan Xitay bilen öz ara vizsiz sayahat belgilemesini Wuhan virüsü apit sebebiden emelden kaldırış kararı makulledi. Rusya Başministeri Mikhail Mishustin tarafından imzalanan kararnamaga asasen Wuhan virüsü apit sebebiden Xitay bilen tüzülgen vizsiz sayahat kelişiminin vaqtlıq toğnutup koyulganlığı elan kılındı. Bunun da başka yana Xitay puhralarına hizmet vizisi berişini toxtatqanlığı uxtırıldı. Kremlin Sarayı bayanatçısı Dmitri Peskov mu muhbirlarına bergen bayanatı da Xitay'da turuşluk Rusya puhralarının 3 ve 4 fevral külleri kaytırıp kelindiganlığını bildirdi. Rusya Taşkı İşler Ministerliğinin elan kılınan yazım bayanatta Sergey Lavrov'un Xitay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi bilen telefonda sözleşkenliği bildirildi. Söhbette Wuhan virüsü apitige münasibetlik yeni vaziyetinin müzakere kılınganlığı eskertilip, bu cihette Xitay bilen Rusya otursidiki hemkarlıklarımı müzakere kılındı deyildi. Rusya Muavin Başministeri Tatyana Golikova cümə günü Tümen ve Sibriya'nın canubidiki Transbaykal rayonunda 2 kişide yeni tiplik Wuhan virüsü baykalganlığını ve her 2 kişinin Xitay puhrası ikenligini bildirgen idi. Rusya bunundan ilgiri Wuhan virüsü apit sebebiden Xitay bilen çigralarını taqaş ve Xitay puhralarına elektronluk vizi berişini vaqtlıq toxtuş kararı makullagan idi. Bazı Rusya şirketlerimi Xitay'a uçudugan ayruplan seferlerini çeklik halga düşürgen idi. Xitay'nın Wuhan şehirden 42 kişi Türkiye'ye kaytırıp gelindi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe, Xitay'nın Wuhan şehirden 32 nefer Türkiye puhrasını koşkanda cemi 42 kişi Türkiye'ye elip gelindi. Türkiye armiyesi tebe kutkuzuş ayruplanı 33 saatlik seferini tamamlap, tünügün geç saat 21'de paytaxt Ankara'daki Etimesut herbi ayrıdromu'a kondi. Sahiye Ministeri Fakhreddin Koca ayruplarını karşı aldı ve elip gelingen 42 kişide Wuhan virüsü baykalmağanlıkını etti. Fakhreddin Koca 42 kişinin sağ salamet elip gelingenlikinin hoşal bulğanlıkını tekitledi. Aileler bilen birlikte 32 neper Türkiye puhrası, 6 neper Azerbaycan puhrası, 3 neper Gruziya puhrası ve 1 neper Albaniya puhrası bulup, cemi 42 kişini Xitay'dan kaytırıp gelgenlikini bildirgen Fakhreddin Koca, bulup mu bu sefer ceryanda maske, koğdaş kiyimleri katarlık kereklik tedbirler tuluk eğlendi. Yukumluk keserlikler mutakassisi İrfan ustazımız bilen ayruplandı söhbetleştim. Yolcularının hiçbiri de yol boyucu keserlik alametleri körülmegenlikini, Türkiye puhralarla emez kıyrındaş devlet puhralarının mı salametlikinin yakşı işkerlikini ettiği dedi. Fakhreddin Koca herbi hadımlarının mı salametliki yakşı işkerlikini tilge edip, bu 42 kişinin başka keserler kubul kılınmayılgan ve fakat bu kıtımkı yolcular üçünle tayarlanan Zekai Tahir Burak Doktorhanesi'deki mahsus bölümge yollandığalıqını ve 14 gün geçe doktor nazareti astıda tutulduğalıqını bildirdi. Her bir yolcunun ayrım ayrım yataklarda közüldüğalıqı uxturuldu. Onlarga berildiğen tamak katarlıq barlıq mülazimetlerine mi bir kıtımlı işildildiğen kaç kuşu əslahalar arqılıq berildiğalıqı hem de onlarının əxilatlarının mı tibbi əxilat qatarıdı bir taraf kılındığalıqı kayıt kılındı.
Şunaqla 42 kişini qaytırıp kelish hareketige qatnaşqan harbiy ayroplandagi 20 nafar xodimni jiddiy qutqizish avtomobillari bilan doktorxonaga yollandi. Yo'lovchilarni elib kelgan ayroplanmo tadbir uchun aerodromdagi eng uzoq bir yerga o'rinlashtirildi. Ayroplanning havo armiyasiga qarashli ximiyalik, biologiyalik, radiatsiyalik va yadro qurol mutaxassislari tomonidan alohida dezinfeksiya qilinganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Turkiyaning Beijing turishiq elchixonasi Wuhan virusi sababidan mulozamatni to'xtatdi. E'lon qilingan bayonotda Wuhan virusiga qarshi kurash munosabati bilan elingan tadbirlar doirasida Turkiyaning Beijing turishiq elchixonasi 3 fevraldan 7 fevralgacha mulozamatni to'xtatganligi bildirildi. Xitoy doiralari maska ehtiyojini qamdab bo'lmaganligi uchun rasmiy shaklda 10 kun ichida Turkiyadagi tibbiy shirkatlardan 200 million maska talab qildi. Xitoydan nurg'unlagan davlatlar o'z fuqarolarini yotkab ketmoqda. Wuhan virusi Xitoyning sirtidimi tunji qitim jon oldi. Filippinda Wuhan virusi bayqalgan 2 kishidan birisi o'ldi. Oldingi hafta poytaxt Manilada yo'tal va gal og'rig'i sababidan doktorxonaga kelgan hamda tekshiruvlar natijasida yangi tipliq tajisman virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgan 44 yoshlik bir Xitoy fuqarosi jindan ayrildi. Xitoyda bo'lsa, bu virus sababidan o'lganlarning soni kun sayin oshmoqda. Xitoyda Wuhan virusi apiti sababidan o'lganlarning soni 304 kishiga va yuqumlanganlarning soni 14380 kishiga yetgan bo'lib, bulardan 2110 kishining ahvolining intayin og'ir ekanligi bildirildi. O'lgan Xitoylarning jasadlarining doktorxonaga yaqin yerdagi jasad ko'ydirish markazlarida ko'ydirilganligi e'lon qilindi. Xitoyda apatning markazi hisoblanadigan butun Xubey o'lkasida shundaqla Wuhan shahrida yo'llar to'sib etilgan bo'lib, ommaviy qatnash vositalari mulozamatdan to'xtatilgan vaziyatda turmoqda. Shahar butunlay karantinaga olindi. Wuhan virusini kontrollik ostiga olish uchun sayohatlar va savdo faoliyatlari cheklandi. Birlashma Arab Xalifaligida bo'lsa, Wuhan virusi bilan yuqumlangan kishilarning soni 5 ga o'rlidi. Yaponiyada yuqumlangan kishi soni 20 ga chiqqan bo'lib, pasportini Wuhan shahridan olgan kishilarning Yaponiyaga kirishi cheklandi. Avstraliyada 10 kishida virus bayqalganligi e'lon qilindi va Xitoydan kelgan yo'lovchilarning Avstraliyaga kelishiga qat'iy ruxsat qilinmaydiganligi uqtirildi. Isroiliya tajisman virus apiti sababidan 50 nafar Xitoy fuqarosining Isroiliyaga kirishiga ruxsat bermadi. Nurg'unlagan Yevropa davlatlari Wuhandagi fuqarolarini qaytirib kelish uchun harakatga o'tdi. Wuhanda turishliq Yevropa fuqarolari tunji bo'lib maxsus aeroplan bilan Fransiya va Angliyaga elib ketildi. Germaniya o'z fuqarolarini harbiy aeroplan bilan qaytirib oldi. Indoneziya 238 nafar fuqarosini Xitoydan qaytirib ketdi. Qatar Xitoyga qatnaydigan barliq aeroplan safarlarini 3 fevraldan itibaran to'xtatganligini e'lon qildi. İstanbul'da vatanimiz uchun yig'i zorliq duo kechisi o'tkazildi. 1 fevral Sharq Turkiston ulamolar birligi tomonidan İstanbul'daki cho'ng jamilardan birida keng ko'lamli duoyi qunut, ya'ni duo va iltijo kechisi so'rovi tashkillandi. Faoliyatga İstanbul'ning taraf-taraflaridan nurg'un kishilar qatnashgan bo'lib, xubdan namozdan keyin boshlangan faoliyat yuraklarni larziga solg'udak o'qilgan qiroat bilan o'qilgan namozdan keyin mehribon Rabbimizning bizga yordam qilishi va zolim Xitoy tajovuzchilariga bergan azobini texmo kuchaytishi haqida yig'i zorliq duolar qilindi. Arqadan Sharq Turkiston ulamolar birligi rais vakili Mahmudjon Damullam va ustoz Ataulloh Xalpatajim qatorliq olimlar Xitoyda paydo bo'lgan va uni qattiq sarosimaga solgan bu virus haqida bir musulmon qanday pozitsiyada bo'lishi kerakligi haqida tafsili tushuncha berdi. Faoliyat ustoz Ataulloh Xalpatajimning uyg'urcha qilgan ta'sirlik duosi bilan oxirlashdi.
Xitoyga qo'shlab opat keldi. 3 fevral Xitoy Jongshin torining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sichuan o'lkasi Chengdu shahri Chengbeijing rayonida 5.1 ball yer tebrigan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, 3 fevral Shujay vaqti kech saat 12 dan 5 minut o'tganda Chengdu shahri Chengbeijing rayoni bilan Jintang nahisi chegaralanadigan rayonda 5.1 ball yer tebrigan. Bir qism uylar buzilgan hamda tok aslahalari ziyonga uchirgan. Ammo hozircha o'lish yaralanish ahvoli haqida tafsilotlar xabar qilinmadi. Senatorining xabar qilishicha, Chengdu shahri jiddiy hodisalarni bartaraf qilish doiralari 6 ball yer tebriganligini Növətdə ciddi qutquzuş ətirətlərinin hərəkət başlıqanlıqını aşkarlıqan. 2 fevral Xitay xəbər mənbələrdə bildirilişcə, Xitayının Fujian ölkəsi Putian şəhərdəki Canubi bazarda tuyuqsız ot apiti yüzbərgən. Növətdə ot apiti tizgirləngən bulub, ölüş yarılınış əhvali xəbər qılınmıqan. Xitay tarat qoları Şərq Türkistandakı türmələrinin sırtdın ayrı bitilgərlikini elan qıldı. Xitay xabar manbalarida bildirilishicha, Sharq Turkistonning har qaysi yezi kanatlaridagi kadrlar vaba mazgilda xalqni yaxshi kontrol qilish va tashviqotni kuchaytirishga buyurilgan. Kanat yezlaridagi kadrlar virusning xatiri kunsiri kuchayotgan yaqinqi mazgilda kanay tashviqot varaqchilari qatorliq usullar bilan boshqarish tavalligidagi xalqqa virusdan mudofiyalanish, sirtqi chiqmaslik qatorliq turli tashviqotlarni kuchaytirgan. Tarqalgan sillarda kadrlarning ko'chimi-ko'chi yurib, kishilarning sirtqi chiqmasligini ва маски тақишни назорат қилаётган кўриништлари кўплаб тарқалган. Хитой таратқулари yana Шарқ Туркистондаги қонун тармоқларининг вирусдан мудофиаланиш аҳволини хабар қилган бўлиб, вирус тарқалишининг олдини олиш учун ҳар қайси турма ва заҳар ташлатқузиш марказларидаги хизматчи ходимларнинг етиб қопуш ва яб ичида сирттан айриб этилганлиги билдирилди. Вухан вируси билан юқумланувчиларнинг Шарқ Туркистонда пайдо бўлишига эгишиб Jazo lagerlarida va turmalarda barliq insoniy huquqlardan mahrum qaldirilgan millionlagan Sharq Turkiston xalqining virusdan yuqumlanish xavfi muhojiratdagi Uyg'urlarni izchil andishiga selayotgan bo'lib, bu vaqtdagi turli taratqu harakatlari boshlangan. Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur o'quvchilarni xitoylashtirish siyosati davomlashmoqda. Xitay uzun yıllardan buyan davomlashtirib kelayotgan Uyg'ur o'quvchilarini Xitay o'lkalariga yotkab o'qitish siyosati navbatda texmo kuchaytirib ijro qilinmoqda. Zimiston to'rining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Jiajiang o'lkasi Shaoxing shahridagi Kaspiy texnika maktabi 2011 yildan buyan atalmish Xinjiang sinfiga o'quvchi qabul qilib kelgan bo'lib, 2019 yili 186 o'quvchi qabul qilgan. Bular asosliqi Uyg'ur o'quvchilar bo'lib, qolganlari Qozoq, Qirg'iz o'quvchilardan tashkil topgan. O'quvchilar Xitoycha o'rganishdan boshqa asosliqi Xitoylarning partiyani suyish, vatanni suyish tarbiyasini qabul qildigan bo'lib, kasbiy darslar 2-chi o'ringa qo'yilgan. Shundaqla har haftada siyosiy o'rganish o'rinlashtirilgan. Xabarda aytilishicha, o'quvchilarning barliq ish-harakati nazorat ostida bo'lib, kimliklari butunlay yig'ib olingan. Sirtlarga erkin azodi chiqishi mo'chaklangan. Maktabning o'qituvchisi bu vaqtda to'xtalib, Uyg'ur o'quvchilarni Xitoylar bilan o'xshash taomq yeyishga buyurganligi Bu arqalıq onlarını özgərtib, Xitaylaşdırış nişanıqı yetməkçi bolğanlıqını bildirgən. Xalqara insani yardım vaqfidin bir hay'at təşkilatlar birligiga təbə cəmiyyətlərini ziyarət qıldı. 1 fevral Kanada Xalqara insani yardım vaqfidin kelgan bir hay'at İstanbuldagi təşkilatlar birligiga təbə cəmiyyətlərini ziyarət qıldı. Hay'at Sharq Turkiston Ma'rifa Hamkorlik Jamiyati, Sharq Turkiston Tashviqot va Axborot Agentligi, Sharq Turkiston Ko'k oy insoniy yordam jamiyati, Sharq Turkiston Yangi nasl harakati, Sharq Turkiston Ulamolar birligi, Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi qatorliq tashkilotlarni ziyorat qildi. Ziyorat davomida hay'atga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli, Xitoyning Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish siyosatlari tanishtirildi. Tashkilot rahbarlari hay'at bilan birga Sharq Turkiston da'vosining hozirgi ahvoli, Sharq Turkiston muhojirlarining Turkiyadagi vaziyati, ularning qiyinchilik ahvollari, Sharq Turkiston da'vosining taraqqiyoti qatorliq masalalar haqida muhokama qilib bordi. Xalqaro insoniy yordam vaqfi Sharq Turkiston Ko'k oy insoniy yordam jamiyati bilan hamkorlashib, yordam ishlarini rivojlantiradigan bo'ldi. Hamda Sharq Turkiston Ko'k oy jamiyatida ehtiyoji bor qarindoshlarimizning har biriga 100 liralikdan karta tarqitib berildi. 25-qatimliq fazilatli xonimlar faoliyati o'tkazildi.
Şarkı Türkistan'ın özgüm kültür ve aile cemiyeti 2. fevral şembe İstanbul'un Zeytinburnu rayonundaki ayarlar ve ballarını təlim terbiye ve faaliyet bilen təminləb kilovatkan özgüm medresi de 25. kıtımlıq pəziletlik hanım kızları faaliyetini ötküzdü. Pəziletlik hanım kızları faaliyeti 2016 yıldan başlayıp devamlaşıp kilovatkan bulup, bunun burunki faaliyetler İstanbul'un her kaysi rayonlardaki merkezlik uğurlarda leksiya, kültür ve örüp adetki alakadar yeni sahne eserleri katarlıq türlük mezmunlar bilen her kaysi sahadaki Şarkı Türkistanlı hanımlarga öz ara uçuruşuş, tonuşuş ve çünüş meydanı hazırlap gelmekteydi. Her kıtımlık faaliyetke İstanbul'un her kaysi caylardaki okuguçi aile ayarları türlük hizmet ve faaliyetler bilen şugulunup kilovatkan ilgar ediyedeki hanımlar iştirak kılıp kilovatkan bulup, Şarkı Türkistan davasını ilgili sürüş ve kollaş gücünü aşırışta, halkını doğru bulgan mepkure ve ideyadı teminleşte intayin muhim rol oynayıp gelmekte. Yeni nesil hareketi yıllık hulası yığını açtı. 1. fevral Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi İstanbul'un Çapı rayonunda yıllık hulası yığını açtı. Yığınğa teşkilat azaları ve başka bir kısım mihmanlar iştirak kıldı. Yığın Kur'an-ı Kerim tilaveti bilen başlandı. Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi doktorant Abdusalam Teklemekan ikili sözü kılıp, teşkilatının aldıngı bir yıllık hizmetlerini hulasaş bilen birge, yaşlarının Şarkı Türkistan davasıdaki rolünü tekitledi. Arkadan idare heyet azası Abdullah Arman yıllık hulas dokulatını okup ötü. Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan söz kılıp, Şarkı Türkistan davasıda yaşlarının rolünün tolumu muhim işkerlikini, sapalık yaşlarını yetiştiriş ve Şarkı Türkistan müstakillikı üçün ul asasını yakşı kılış gereklikini tekitlep ötü. Kanada'dan gelgen halkara insani yerden vakbeden gelgen mihmanlarımı söz kılıp, Uyghurlarının körü vatkan küllerinin intayin içinişlik işkerlikini, bu meseleki köngül bülüşünün zörürlükini bildirdi. Arkadan cemiyetinin baş katibi Abdurreşit Emin cemiyetinin 2020 yıllık plan layihesini okup ötü. Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği'den Ustaz Abdurrahman Cemal, İslam'daki siyasi kımmet karış temisi toktulup, Şarkı Türkistan davası da İslami siyaset karışını doğru ilgileşinin tolumu muhim işkerlikini tekitledi. Şehitler keçisi faaliyetine umumi teklif. Türkiye'deki Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 1997 yılı 5. fevral vatanımız Şarkı Türkistan'ın Gulcu şehirde yüzbergen kırgınçılıkların 23 yıllıkını hatırlaş hem de Gulcu şehitleri ve Pütkül şehitlerini yad edip dua kılış, onların ruhi ve ehmiyetlik iş izlerini eslep ötüş maksede Şarkı Türkistan Şehitler Keçisi faaliyeti ötküzüdü. Teşkilatlar Birliği faaliyetki barlık Şarkı Türkistanlı kıyrındaşlarının vakti dikilip katnışını alaydı teklif kıldı. Vakti 2020 yılı 5. fevral saat 18:30'da. Orne Zeytinburnu Kültür Sənət Mərkəzi. Hürmet etili özür görüşler. Şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırıma köptün köp rahmet edemen. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.